Anam vallahi sabah sabah şok geldi. Sabah sabah ben de şok yaşadım. Ay ilk defa böyle bir şey oldum. Mutlu mu olsam, rahatsız mı olsam şaşırdım. Çünkü bizim ev sahibinin şey geliyor. Kız önceden burada kalıyormuş. Yemek bu kapıya geliyor. Yani internete o verilmiş, yemek bu kapıya geliyor. Ben o öbür biz almadık diyoruz. İki keresinde daha bu kapı çalındı. Kız dedi ki abla internette öyle benim orada kaldığım için oraya verdiğim zaman direkt oraya geliyor dedi. Ben de bu sefer bunlar hiç buraya ihtimal vermedim ben. Hani bu erzağın buraya geleceğini hani öbür tarafı adres verdim de bu tarafı hiç adres kimseye vermedim. Ama oysa çok kolay bir adresmiş. Caminin karşısında şey şok marketin üstünde birinci kat ve iki numara. Bunu ben aslında görüntüyle vermişim. Herkese vermişim. Ve bu şekilde aşağıya internetten sipariş gelmiş. Şeye. Şoka. Şok şimdi bunu taşıyor, taşıyor. Ben bakıyorum böyle çocuk taşıyor. Sonra dedim ki bunu kim vermiş bunları? Ya, hiç aklıma ihtimal getiremiyorum hani burana. Buraya benim hayranımdan, canımdan, ciğerimden, beni takip eden takipçimden bana şey geleceğini, erzak geleceğini hiç tahmin edemeyim buraya. Hiç. Çünkü kimseyle bu konuda muhataplaşmadım. Muhatap olamadım. Çünkü hep işim vardı, gücüm vardı. Arkadaş. Anam, ben tere karıştım. Ben şu an tere karıştım. Tere karışmamın sebebi gene muhatap olmak zorunda kaldım kadınla. Allah'ım diyeyim sen benim kaderime niye oraya bağlıyorsun gidebildiğim Rabbim? Çünkü sormak zorunda kaldım. Çünkü kızı şey yapmış. Çünkü yemeği buraya ısmarladığı için buranın şeyini verdiği için sormak zorunda kaldım. Sormadan o da dedi ki bak bu apartmanda da herkes internetten çoğunluğu internette ısmarlıyor. Abla git bir sor dedi hemen açma dedi. Ben de bilmiyorum ama ne telefonuma bakayım ne şuna buna bakayım. O araştırmaya başladı. Dur ben de araştırayım. Telefon açayım ona buna. Arkadaşları açmaya başladı. Yukarılara. Sokağa açtı. Ben aklıma telefon geldi. Dur dedim ben şu telefonun bir Instagram sayfasına özeline bir bakayım Instagram'a. Baktım. Ayşegül diye bir arkadaşımız. Oraya onu tam okuyamadım. Zaten upuzun yazılar yazmış da bir tek saat 11 ile 12 arası şok marketten gelecek kelimesini gördüm. Hemen geldim. Bir daha kapısına çaldım. Uf, rahatsız oluyorum ya. Bir daha kapısına çalmak zorunda kaldım. Dedim tamam araştırma dedim. Benim takipçilerimden biri. Abla ben bilmem takipçi. Yavrum sen bilmezsin dedim. Yani benim takipçilerimden biri geldi göndermiş dedim. Ondan sonra araştırmaya daha gerek yok dedim. Tamam dedi. Kapattık. Allah'ım ne olur beni daha oraya bir şey sormak zorunda bırakma ya Rabbim. Ya ben sohbeni sormamak için, iyi sohben diyorum. Kombiyi sormamak için kendim kombici getireceğim ya. Kombici getireceğim. Karşılaştığımda bile şey oluyor. Hani ben bunları içeri taşıyayım da buradan taşıyamam çünkü poşetten çıkaramam. Size bunları da göstereyim. Bunun içinde ne var ne yok ben de bilmiyorum. Zaten az önceye kadar böyle bir sıkıntılı kargaşa yaşadık. Evet. Tuvalet kağıdı. Tost ekmeği. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şeker. 2 kilo. Makarna. Tuz. Tuzum da azalmıştı bak. Şeker de yoktu evde. Bak işte bana derler ki mesela belki düşünürler ki Esra hep yediriyor. Şey yapıyor. Et tavuk yedirmiyorum. Yani evde ne varsa yediriyorum. Bak yerine Allah nasıl gönderiyor. Bak hiç haberim bile yok. Bak Rabbimin gönderdiğine bak. Hiç bunu o göndermedi. Rabbim gönderdi. Aa çorbalık turunçlu. Pilavlık değil mi aslında çorbalık bu? Makarna. Şey.
Bulgur, ince bulgur, kalın bulgur. Aha bana tost, şey ekmeği bak. En ince ayrıntısına kadar düşünmüş bak. Aha biber. Aha dolmalık biber. Soğan. Patates. Bak benim bundan haberim var mıydı? Yok. Yok. Allah razı olsun. Bak bunu işte Allah'ım ona fısıldıyor. Bak. Ona aha bak. Bak. Görüyor musun? Salça, zeytin, leo zeytin. Bak şey. Bulaşık deterjanı. Aha. Un. En çok bak. En çok önemli olan un. Aha. Bak. Hepsi önemli buradaki. Hepsi. Vallahi en azından burada 5.000 lira vardır. Ha bunlar. Şey. Ha. Tanem çok seviyor mantıyı. Ha bak mantı. Yumurta. Sosis. Aha bak ay. Aha. Tereyağı. Aha. Peynir. Tavuk. Milföy. Ne varsa almış, ne varsa attırmış. Allah'ım, ya Rabbim, yavrum benim. Aha piliç. Ay piliç değil mi? Şey, salam. Sucuk, tosluk sucuk. Aha bir peynir daha. Kız bu ne peyniri? Tam yağlı, olgunlaşmış beyaz peynir diye. Aha kaşar. Gördünüz mü? Ha burada hiç yoksa vallahi 3-3,5 milyar var. 3,5 bin, 3.500 lira para var. Ha zeytin, su ya. Bunu işte Rabbim bana gönderdi. Ben şimdi yazdıklarını da okuyacağım şimdi. Ben daha oraya kahvaltımı yapmadım. Hemen bu geldi çünkü. Kahvaltımı da yapayım. Ben videoyu da editleyeyim size. Sabah gelecek videoyu da editleyeyim size. Yani 12'de gelecek video. Allah bol bereketler versin. Keselerine Hızır yağsın. Yerleri fazlasıyla dolsun. Rabbimin bu ganimetleri, Rabbimin nimetleri bu. Rabbimin nimetleri. Benim bundan haberim yoktu. Benim bundan haberim var mıydı? Yoktu. Apartmanı bile ayağa kaldırdık. Kim getirdi diye, kim gönderdi diye. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Murat geldi ya. Murat hiç gelmezdi. Hiç kimsenin evine gitmezdi. Aa bak buraya geldi. Bağ telefonu açtı açtı. Biz telefonla konuşamadık. Frekans kuramadık. Ondan sonra annesi buradaydı. Sonra Murat buraya geldi. Aa, Murat da ilk geliyor ha. Aha ilk geliyor. Murat hiç kimsenin evine gitmez. Hiç. Geleyim mi dedi? Gel. Bak gördün mü? Gene gök gürültülü büyük bir yağmur koptu. Sandalyeleri beri alalım. Gürültüsü var yukarıda. Necdet ablamın da çamaşırları varmış. Hemen o da eve koştu. Saat tabii ki pazartesi kaç öğleden sonra işte. Ha, ikinci ezanına doğru. Bir de sabah olmuştu böyle. Sabah çakallar dans ediyordu. Hani çakalların düğünü vardı sabah. Hem yağmur yağdı hem güneş vardı. Ama şimdi sade yağmur var. Gök gürültüsüyle beraber. Evet. Ezan okunuyor. İkindi ezan okunuyor.
melek geldi kız. Buraya dur uyuyakalmışım. Buraya dur uyuyakalmışım. Az geldi. Çok az da geldim ama bir iki şey. Şey getirdi. Evet, Sercan'a, anneme. Şey getirdi. Kara fındıkla karışık bizim fındık. Sağ ol bacım. Sağ ol bacım, sağ ol. Şeye gitmedik ki, dün gitseydik aslında biraz daha çıkardık. Gidemedik. Soluma yapmaya çıkamadık. Ancak işte bahçeyi topladım. Dün akşam şemsiyeyi bırakmışsın. Yavrum. Balık almış, balık yapacak. Ne onlar ne? Türlü yapacağım. Şey aldım, malzeme aldım. Benim buradan işte kuyuda getirdiklerim onlar. Daha götürmemiş miydin? Dükkana mı bırakmıştın? Ben sadece anneminkini verdim, seninkini getirdim. Hepsini getirmedik, bir yerimize taşımayalım diye. Götürelim dedim de olsun, yarın getirir diye. Daha verdi tabii. Yani. Haydi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi yavrum. Görüşürüz. Hadi yavrum, sağ ol. Gelirim. Anam dışarı çıkacaktım. Kendimi avrayı neye basayım? Kendimi alıp da çıkamayayım ha kız. Kız bacım. Bir... Sanki böyle vücudum titriyor, böyle biliyorum ki stresten. Emine'den bir uyku uyumak için bir hap, Emine'nin uyku uyuması için bir hapı varmış. Onun yarısını, küçük bir parçasını içtim. Şeyin de daha önce kullandığım bir hap vardı, Lusral. Onun da bir tanesini içtim. Şimdi eniştemin abıymış, daha önce şey verdi, melek verdiydi. Geçen gittiğimde o üzülüp de. Adam beni bir bayıltmış. Ha şimdi şu anda var ya, titriyorum, uyumak istiyorum. Melek geldi, uyandım. Ondan sonra ama gözümü açamayayım. Vücudumu kaldıramayayım. Ama bir uykum var, bir uyumuşum. Ben bu kısa da mı oldu, ne oldu bilmiyorum. Ben azıcık uyuyayım, ben çok kötüyüm, sizi öpüyorum. Çünkü ben bütün vücudumun şeyi, yorgunluğu o hapla çıkıyor galiba. Vücuduma yorgunluktan bir şey oldu bacım. Vücuduma bir şey oldu yorgunluktan. Öpüyorum sizleri, Allah'a emanet ediyorum. Kısa olmuş olabilir canlarım bu vlog. Kısa tabii ki. Ama bu akşam böyle olsun bitkinim. Kendime de gelip de canlı da yapacak gibi değilim. Ama yarın başlarım. Bugün yapamam bu halimle. Çünkü hap beni çok etkiledi. Çok vücudumu dinlendirsin derken. Ama uyumak istiyor vücudum. Yani koltuğa doğru uzanmıştım. Gene gideyim oraya uzanayım. Yatak odasına gitsem belki bu kadar uykum gelmez. Hadi öpüyorum sizi. Allah'a emanet ediyorum.